Başka? Bunlar kırmızı alarm dediklerimiz, bir de siyah alarm dediklerimiz var bizim. Evet. 700. Onları da okuyorum size şimdi. 700.011 eksenleri aktif ediniz. 11 eksenleri aktif ediniz. 700.012 iş birimini spindle'ı aktif ediniz. 700.012 iş birimini aktif ediniz. Başka var mı? Onlar yok. Başka yok. Şimdi bakın. Şu arkadaşlar 3000 dediğimiz alarm, bu Siemens'in genel alarmı. Yani Siemens bugün 802 de olsa, 810 da 840 da olsa bu genel bir alarm. Ama diğerleri normalde 700.000'le başlayan bütün alarmlar PLC alarmı. PLC'nin de ne olduğunu biliyoruz herhalde. Programlanabilir lojik kontrol dediğimiz, yani tezgahın birebir çalışmasını yönlendiren, şekillendiren ladder diyagramlarla yazılmış olan program. Bunu kim yazıyor işte? Üretici firma yazıyor normalde. Yani bugün Güngör Makine demiş ki tezgahı şalteri çevirdiğimizde bu alarmlarla açılsın ve bunlar aslında alarm değil de mesaj gibi, yani bir uyarı gibi bir şeyler. İşte 700.001 sürücüleri açılır. Mesela bu PLC'den yazılır. Ondan sürücüyü aktif hale getirdiğimizde bu kalkacak mesela. Ondan sonra magazini referansa, işte referansa nasıl göndereceğiz diyor. Referansa okuduğunda bu da gidecek. Ondan sonra eksenleri aktif hale getirdiğimizde nasıl getireceğimizi göreceğiz. O gidecek. Tek tek bunlar gidecek yani. Sizin her tezgahı kapatıp açtığınızda mutlaka bunlar gelecek arkadaşlar. Standart olacak. Standart olarak gelecek. Ve dediğim gibi şunlar PLC alarmı, makine üreticisinin, yani Siemens'le alakası yoktur. Yani 700.000'lire sürücüleri açınız denmiş değil mi? Güngör böyle demiştim. Mesela başka bir firma buna alümeni de diyebilir. Ne isterse onu der. 600.000 600.000 he. Adına da 700.000'dir değil de 700.200 derdi. Yani kendisine bağlı. Kendi bunlar piyasalar. Yani onları da. Şimdi nasıl? Bu noktadan sonra tek tek artık işleme, tezgahı çalışır hale getireceğiz tam anlamıyla. Şimdi mesela önce acil durdurmadan bir kere çıkartmamız lazım. Acil durdurma ne demek? Bir mesela normal çalışırken de sen bir tehlike, bir şey sezinlediğinde ne yapıyorsun? Basıyorsun ha. Ve o anda bütün her şey duruyor. Hidrolik sistem duruyor. Şu anda mesela hidrolik devrede değil. Sürücüler duruyor. Her şey duruyor yani. Bunu gidermek için önce ok yönünde çevirdik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Reset butonuna basıyoruz. Bakın şimdi. Bastık. Şu anda 3000 alarmı gitti normalde. Yani 3000'i sildi acil. Ama daha ne var? 700.001'ler var, onlar var. Mesajlar üzerinden de görüyoruz. Mesajlar diye burada normalde onlara, menülere gireceğiz de. Şimdi burada alarm tuşumuz var mesela. Bu tuşa bastığımızda hem alarmları görebiliyoruz. Hani adı 3000 olan bunlar alarm. Diğerleri aslında 700.000'ler ne dedik? PLC alarmı mesajdır aslında dedik değil mi? Burada da mesajlara tıkladığımızda bakın iş bile spindle'ı aktif ediniz. Ondan sonra burada arkadaşlar önce şöyle kısaca yazalım mı gene? Reset'e bas. Yani reset'e bastık değil mi arkadaşlar? Sen de unutmuşsun. Reset'e bastık. Bu gitti. Yani bunu iptal etmiş olduk. Ondan sonra orada şimdi eksenleri, yani şu eksenleri aktif ediniz ve iş birimini aktif ediniz diye kısım için ise arkadaşlar şurada iki tane şurada yapalım. İki tane şöyle. Bakın spindle şurada stop diyor. Diğerine de spindle feed. Start diyor değil mi? Ha, spindle start. Diğerine feed. İlerleme yani. Feed stop. Ve feed start. Şu anda arkadaşlar bakacak olursanız şurada da bunların LED dediğimiz ışıkları var değil mi? Yani hangi tuş aktifse, hangi tuşun ışığı yanıyorsa o aktif demektir değil mi? Ve şu anda bu aktif olduğu için görürseniz buraya bakın,
spindle stop. Yani şu anda iş midi durdurma pozisyonunda. Çalışırken de mesela buna basarsanız iş midi durur. Ama iş midini sen döndürmek istersen ne yapman lazım? İş midini döndürmeyi başlatman lazım. Aynı şekilde bu iş midi diyelim. İş midi döndürmeyi aktif etme. Yani aktif edeceğiz şimdi stopta olduğu için. Bu da fit dediğimiz ilerlemeyi. Aktif etme. Şu anda şu ışıklar yanıyor yani. Ne yapıyoruz? Bakın şimdi spindle start'a basıyorum. Bastım, bakın şu anda şu alarm gitti. Yani mesaj gitti. 700.012. Şu gitti. Çünkü start dedim. Bastım yani. Başla dedim dönmeye. Bir de fit start'a basıyorum şimdi. Fit start'a basınca da 700.011 gitti. Yani eksenleri aktif ettik şu anda. Ne oldu? Şu ışıklar yandı şimdi artık. Ondan sonra ne kaldı geriye? Magazini referansa gönderme, sürücüleri açma. Sürücüleri açma ne? İçin bir tuşumuz var mı? Şimdi bakın, şurada gördüğünüz gibi şu bizim normalde Synumerian standart panelleri diyelim yani. Siemens'in bugün standart olarak üreticilere verdiği ekran dediğimiz 10.4 inçlik ekran standart. Yanında da bunun hemen keyboard dediğimiz yani klavyemiz. Burada bütün standart Q klavye, bildiğiniz gibi standart Q klavye. Burada fonksiyon tuşlarımız var, ok tuşlarımız var. Sayı rakamları yazdığımız şeyler var. Ondan sonra menülerimiz var. Yatay menülerimiz, fonksiyon menülerimiz, dikey fonksiyon menülerimiz. Bir de bunda USB, CF kart, bir de Ethernet'le bildiğiniz cross kabloyla bilgisayara doğrudan bağlantı yaptığımız, USB'den bir programı çalıştırabildiğiniz, kompakt flash karttan program alışverişi yaptığınız, çalıştırabildiğiniz bir burada kapağımız var gördüğünüz gibi. Bu standart yatay diyoruz. Bunun aynı şekilde dikeyleri de oluyor arkadaşlar. Üretici firma nasıl bir kontrol paneli şekillendirecekse bunun şu klavye aşağıda oluyor, dikey oluyor mesela. Şu kısım ise standart Siemens'in işte machine control panel dediğimiz standart makine kontrol paneli. Burada işte bakın dikkat edin, standart tuşlar var, bir de boş tuşlar var. Aslında şu grup komple boştu. Şurada gördüğünüz gibi mesela bunların hiçbir fonksiyonu yok. Buna işte kim şekillendiriyor? Makine üreticisi firma şekillendiriyor. Diyor ki işte bakın şimdi sürücüyü aç demiş şu tuşa. Şimdi ona basacağız mesela. Bu tuşa basınca şu 700.001 sürücüleri açınız şeyi gidecek. Bunu kim şekillendirmiş? Üretici firma. İşte suyu aç, ışığı aç, bakın açtık, kapattık mesela. Bunu işte boş tuşları üretici firma şekillendiriyor. Neyle işte? PLC ile. Tamam mı? Diğer şurada da işte eksenlerimizi rapid olarak hızlı bir şekilde veya el çarkıyla, el çarkımız da var ayrıyetten burada gerçi. Eksen seçimleri hareket ettirirken işte devir kademe şeyimiz, ilerleme kademe butonumuz gibi. Emergency stopumuz, burada işte jog, manuel, auto tuşlarımız. Yani standart kontrol paneli. Şimdi sonuçta şunu gidermek için de arkadaşlar burada sürücü aç tuşuna basıyoruz. Bir daha. Bastık. Bu gitti normalde. Reset'e bastık, sonra spindle start'a bastık değil mi? Fit start'a bastık. Sonra da sürücüleri aç bu tuşa bastık sırayla. Şimdi magazini referansa gönderiniz kaldı, bakın şu 700.005. bunun içinde tabii bir de şöyle bir alarmımız var. Normalde 700.017, eğer o da duruma bağlı, 700.017 ne diyor? İlerleme kapalı. İlerleme kapalı. Fit override sıfırda. Yani senin şuradaki ilerleme butonun eğer sıfırdaysa bakın şu anda o mesaj gözüküyor. Eğer o anda açıksa, az önce açıktı mesela, ne oluyor? Gözükmüyor. Yani kapalıysa eksenler şimdi hesapta hareket edecek ya, referansa gidecek. Ne olması gerekiyor onun? Açık olması gerekiyor değil mi? Yani 700.017 eğer sıfır
bu alarma mesajı veriyor. Sıfırdan farklı bir konumdaysa eğer olacağız birader. Sıfır